seçimlere giderken çözüm süreci, yani HDP'nin hem bu barajın altında kalıp kalmayacağı meselesi ve hem de HDP'nin söylemlerinden yola çıktığımız zaman bu çözüm süreci, barış sürecini bir koz olarak mı kullanıyor? Böyle bir kartını bu şekilde mi açıyor? Senden böyle yorumluyorsun. Şöyle bir HDP analizi hani kısaca yaparsak, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde HDP'nin kimlerden oy alabileceğine dair bir tabloyu ortaya koymamız lazım. Birincisi, HDP'nin kemikleşmiş bir oy potansiyeli var ve bu da %5-6 oranlarına bir oy olarak karşımıza çıkmakta. İkincisi ve şu anda HDP'nin seçim barajını aşacağına dair umut yeşerten, onlar açısından bunu söylüyorum. İkincisi, oy alacağı kitle ise yurt dışı oyları olarak düşünülmeye başlandı. Onun da 300 bin 400 bin oranında bir oy olduğu iddia ediliyor. Toplamda ne kadar seçmen var yurt dışında? Yani 2-3 milyon civarında hani, evet, bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncüsü, HDP'nin bu süreçte özellikle Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı sürecinden hareketle, o dönemde aldığı oylardan hareketle dillendirilen bir üçüncü madde var. O da sosyalist oylar. O dönemde, o seçimde mesela Demirtaş'a oy verenler arasında Trabzon'dan, Rize'den gibi, yani %1 oranında oylar gelmiş, tamam, yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda bu rakamların biraz daha artacağına dair özellikle HDP yöneticilerinde bir söylem olduğunu görebiliyoruz. Yani üçüncü madde sosyalist oylar, ki geçen hani Halk Evleri de bir açıklama yaptı ve HDP'yi destekleyeceklerine dair. Zaten Evrensel bir şey. Sosyalist Parti genel başkanı şu anda HDP'nin eş başkanı. Evet, o da yani bir kolektivize... Özellikle Türkiye'nin bu komünist sol siyaset yapan çevresiyle HDP'nin bir işbirliği olduğunu da zaten biliyoruz. Dördüncüsü, HDP'nin oy alacağı kesim olarak Alevi oyları ortaya çıktı. Bu Alevi oyları noktasında hem büyük şehirlerde yaşayan Alevilerin, hem Tunceli gibi özellikle Alevi seçmenin yoğun olduğu yerlerde yaşayan Alevilerin HDP'ye oy vereceğine dair bir söylem kamuoyunda çoğaltıldı ve bunun özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni rahatsız edecek şekilde hızla çoğullaşmaya başladığını gördük. Bundan dolayı geçenlerde Kılıçdaroğlu HDP barajı aşamaz diyerek bir karşı atağa geçmek zorunda kendisini hissetti. Çünkü HDP ciddi anlamda CHP için bir tehdit oluşturmaya başladı çok ilginç bir şekilde. Bir önceki seçimi hatırlayalım. O dönemde sosyalist oylar, sol oylar diyelim, CHP etrafında kümelenmişti. Hani AK Parti'ye karşı bir umuttu, işte kazanacaktı Kılıçdaroğlu. Hatta yine CHP'nin oylarının bir miktar arttığını söyleyebiliriz o dönemde. Şimdi Alevi oyların HDP'ye kaydığı görülünce CHP tarafından HDP'ye yönelik bir muhalefet dili gelişmeye başladı. Burada HDP'nin temel iddiaları ne? Hani seçim öncesinde bunları birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Birincisi, ana dilde eğitim vurgusu var. Yani bu çözüm sürecini de kapsayan bir vurgu. HDP'nin seçim vaatlerinden birisi özellikle kendi bölgesinde ana dilde eğitimin sağlanması ve yerine getirilmesi. İkincisi, kamusal alanda ana dilde eğitim, ana dilde hizmet alınabilmesi için bir şey var. HDP'nin bir talebi var. Bunun da özellikle Doğu ve Güneydoğu'da oy isterken çok sıkça kullanılacağını ve başvurulacağını düşünüyorum buna. Üçüncüsü, bu burada çok net değiller yani onlarda. Bölgesel özellik ya da yerinden yönetim, yerelleşme falan gibi birçok HDP'li konuştuğunda farklı kavramı kullandığı bir tanım bu. Belli ki o noktada onların da kafası karışık. Hatta bu bölgesel yönetimin bütün Türkiye için geçerli olduğunu, sadece kendileri için değil, bunun Türkiye'nin demokratikleşmesi falan gibi o söylem üzerinden bunu yürütmeye başladılar. Burada peki HDP'nin dezavantajları ne seçime giderken? Bunlar da çok önemli aslında. Benim aldığım notlardan hareketle söylersek, özellikle Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki Türkiye'lileşme vurgusunun bütün Türkiye genelinde muhalifleri tarafından da bir sempatiyle karşılandığını o zaman tanık olmuştuk. Bunun özellikle Kobani olaylarından sonra, 6-8 Ekim cinayetlerinden sonra bir travmaya dönüştüğünü, hem batıdaki Türklerde bir travmaya dönüştüğünü, hem doğuda HDP'ye oy vermeyen
Ama HDP'ye sempatisi gittikçe artan dindar Kürtlerde de bu sempatinin oluşmaya başladığını görmüştük. Ama 6-8 Ekim cinayetleri bütün bu sempatiyi yerle bir etti. Ve şu anda bir hafıza kırılması, bir trajedi yaşıyor bence o bölgede insanların Kürt çoğu. Kürt seçmenin çoğu. Çünkü orada HDP'nin hem kendi kitlesini sokağa çağırması hem de PKK tabanındaki aşırı etnik milliyetçi gençlerin sokaktaki eylemlerini İslamofobik bir yapıya dönüştürerek kurgulaması, sakallı ve başörtülü insanlara karşı bir tehdit dili ortaya çıkartması, bölgedeki dindarları oradan göçe zorlayacak. Hatta bölgedeki Arapları, çünkü orada sadece Kürtler yaşamıyor, Araplar da yaşıyor. Bazı bölgelerde Türkler de var. Onları oradan göçe zorlayarak orasını işte saf bir etnik Kürt, PKK'lı Kürt yapıya dönüştürecek bir dile yöneldi PKK tabanındaki gençler. Bunun da o bölgedeki diğer Kürtlerin hafızasında bir kırılmaya neden olduğunu gördüm. Hem de bu tanıklıklardan da bunu anlayabiliyoruz. Bunun HDP'nin bu önümüzdeki seçimlerdeki en büyük handikapı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu seçmeni ikna edecek şekilde henüz bir argüman ortaya koyamadılar. Bu seçmenin HDP'ye oy verme şansı bence çok zayıf. AK Parti oy vermese bile HDP'ye oy verip vermeyeceğine dair bir olumlu bir işaret yok. İkincisi, yine bu çerçevede hani HDP'yi olumsuz etkileyecek bir faktörün, bu geçenlerde yine dindarlıkla ilgili bir mesele. Geçenlerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çarşaflı kadınları temsil eden zincire vurulmuş. Yani çarşafın, yani o bölgedeki dindar kadınların giydiği giysilerden birisi çarşaftır. Yani bu hepimizin bildiği bir şey. O bölgenin ana siyasi aktörü olduğunu iddia eden bir siyasi partinin kendi belediyesinde çarşafı zincire vurmuş şekilde göstermesi, sembolize etmesi bence büyük bir handikaptı ve bu da yine klasik bir CHP refleksi aslında. Yani bu tabii Kemalist Kürtler iddiası da var. Seküler bir. Bu da mesela oradaki toplumsal hafızada yara açan konulardan birisi. HDP'yi olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Üçüncü faktör de yine bölgedeki Kürt ve HDP'ye oy vermeyen seçmeni olumsuz etkileyen üçüncü faktör de çocukları daha kaçırılan aileler. Bence bu aileler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde ve farklı yerlerde eylemler yaptılar. HDP'ye çağrıda bulundular. Selahattin Demirtaş'a çağrıda bulundular. PKK'nın yöneticilerine çağrıda bulundular. Ve çocukların kendilerine verilmesini istediler. Çünkü 14-15 yaşında çocuklardı bunlar. Bu çağrıları cevapsız kaldı. Ve hala bazı yerlerde eylemlerini sürdüren aileler olduğuna dair artık medyada çok küçük haberler görmeye başladık. Belki dördüncü bir faktör olarak bu anketlerde sanırım HDP'nin barajı aşabilmesi için 2 milyon yeni oy alması gerekiyor. Bu 2 milyon oyu da doğudaki ve güneydoğudaki diğer Kürt seçmenleri ona oy verse bile sağlayamıyor. Dolayısıyla batıdan oy alması gerekiyor. Ve batıdan oy alabilmesi için de HDP'nin bütün bu noktalarda bu etnik Kürt milliyetçi vurguyu ve Türkiye'nin genel siyasi hafızasında yer alan bölünme korkusunu giderecek bir takım somut öneriler getirmesi lazım. Var mı böyle bir hazırlık? Bu şekilde seçime girmesi lazım. Peki öyle bir hazırlık lazım. Görüyor musun? HDP içinde. Yani seçime yönelik bir...